Teknoloji Okulu'ndan herkese merhaba. İsmim Süha. Bugün size iPhone 8 ve 8 Plus'ı tanıtacağız. iPhone 8 ve 8 Plus'ta diğer cihazlara nazaran biraz daha farklılıklar var. iPhone 6'da yapılan tasarım ile aslında aynı. Hiçbir farklılık yok bakıldığı zaman. Ama arka plana baktığınız zaman tamamen tasarım farklılaşmış şekilde. Arka taraf zaten tamamen cam şeklinde olmuş ama dayanıklı bir cam bu. iPhone zaten lansmanda da bunu kendileri tanıttılar. iPhone 8 Plus'ta ve 8'deki farklılıklardan bir tanesi, madem arka kasasından başladık ilk başta, wireless şarj özelliğinin olması. Wireless şarj özelliği şu an hani tanıtımda yok ama şu şekilde masaya koyduğunuzda otomatikman kablosuz bir şekilde cihazınızı şarj edebilir. Diğer farklılıklara gelirsek de bunda diğer iPhone 6 ve 6 Plus'a göre ya da 7 Plus'a göre özellik farkı olarak da A11 çip var. A11 çip bize ne sağlıyor? Biraz daha hızlı bir deneyim sağlıyor. iPhone 7 Plus'a göre 8 Plus'ın arasındaki hız farkı %25 oranında daha da arttırılmış durumda. Evet arkadaşlar, iPhone 8 Plus'ta Portrait özelliği var biliyorsunuz. Portrait özelliği bize farklı seçenekler de sunuyor kendi içerisinde. Bunlar nedir? Baktığımızda doğal ışık olarak karşımıza çıkıyor. Stüdyo ışığı olarak çıkıyor. Onun dışında kontür ışığı diye çıkıyor. Sahne ışığı diye çıkıyor. Ve benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Diğeri de yine sahne ışığı mono seçeneği olarak karşınıza çıkmış. Bunu tabii kişiye odaklayarak çektiğinizde bu çok net karşınıza çıkıyor. Bunu da ilerleyen zamanlara tekrardan size tanıtacağız zaten. Bunun üstüne farklı video seçenekleri zaten var. Yine ağır çekim, yine kullanılmış. Hızlı çekim yine aynı şekilde geçerli. Onun dışında bakarsak yine panoramik özellik iPhone 8 Plus'ta yine mevcut. Diğer ayarlara gelirsek ise burada bir özellik benim dikkatimi çekti. Şurada acil sos diye bir özellik var. Burada iki tuşa basarak, şu açma tuşu ve yukarıda bir ses yükseltme tuşuna basarak 5 kere tıklayarak daha doğrusu yine acil modla belirttiğiniz numara üzerinden çağrı yapıp yiyorsunuz. Bu da benim dikkatimi çeken farklılıklar arasında. Onun üstüne kendi menüsünden zaten herhangi bir farklılık yok. Yine Apple'in kendi orijinal menüsü diyebiliriz buna. Onun dışında kameradaki yine çift kamera özelliği yine kullanılmış. Bundaki farklılıklardan bir tanesi de saniyede 60 kareye kadar video alabiliyor 4K şekilde. Ayarlarda şu gösterebileceğim gibi kamera özelliğine girdiğiniz zaman burada tamamen video çekiminde 4K seçeneğini siz direkt olarak seçebiliyorsunuz. 4K 60, saniyede 60 kare video şu an çekebilirsiniz. Onun dışında kendi ana ekranında normalde zaten dayanıklı bir ekranı vardı iPhone'da ama biraz daha dayanıklılaştırılmış ve Retina ekrana sahip olmuş cihaz. Evet, iPhone 8 Plus'ta bakmaya devam ediyoruz. iPhone 8 Plus'taki yine menü aynı içerik olarak, herhangi bir değişiklik yok. Kendi menüsünü kullanmaya devam ediyor. iPhone bundan vazgeçmeyecek anlaşılan. Muhtemelen X'de de aynı şekilde gelecek. Onun dışındaki herhangi bir menü içeriğinde herhangi bir farklılık mevcut değil. Şunu da göstermek gerekirse yine performansı yine gayet iyi diğer cihazlara nazaran. iPhone 7 ve 7 Plus'ta 32, 64 ve 128 hafıza seçenekleri varken bunda 64 GB ve 256 GB olarak iki tane hafıza seçeneğimiz var. Bu da biraz daha hafızanın daha kuvvetli olmasını bize sunuyor. Tabii çipin de yani daha sonra içerisindeki hafızanın da biraz daha artmasına kaynak olarak Apple'da böyle bir çözüm bulmuş kendine. Biraz da hafızamız biraz daha fazla olmuş olacak bu cihazda. Renk seçeneklerine gelirsek de 3 renk seçeneğimiz var. Gold renk seçeneğimiz zaten burada açıkta görüyorsunuz. Onun dışındaki renk seçeneğimiz Silver. 18 renk seçeneğimiz de uzay gerisi Space Gray dediğimiz renk olarak var. Diğer cihazlarda bunda daha sonra 7 ve 7 Plus'ta biraz daha farklı renkler vardı. Jet Black vardı, Black vardı, Red vardı, Gold vardı ve Rose Gold olarak vardı. Bunda sadece 3 renk kullanmış yapıp her ne kadar seçenekler daha çok tercih edilse de bunda biraz da renk kısıtlaması yapmış. Onun dışındaki gelirsek de kullanıcılar biraz da şundan şikayet ediyor aslında. Üst kısmındaki bu çerçeve, ekran çerçevelerinin biraz büyük olmasına bahsediyorlar ama şöyle de bir şey yapmış zaten Apple. Onu zaten lansmanlar bize gösterdi. iPhone X yani iPhone 10'da 7 adlandırılıyor. Bize bunu da gösterdi. Bunu burada biraz kırmış. iPhone 8'de yine çerçeve büyük olsa da iPhone X'de tamamıyla full ekranlı
iPhone, yeni bir iPhone karşımıza çıkacak. iPhone 8 4199 TL olarak satışta şu an. iPhone 8 Plus ise 4699 liradan şu an satışta. Bunu kredi kartıyla, nakit olarak ya da bazı firmaların taksit uygulamalarıyla hattınıza yansıtarak da sahip olabiliyorsunuz. Bir sonraki tanıtımımızda iPhone 8'i karşılaştırma olarak değildi. Biraz daha Note 8'i tanıtarak size bunu yapacağız. Bir sonraki tanıtımımızda Note 8 ve diğer aksesuarları, genelde verilen diğer aksesuarları da size tanıtmış olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.